Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir videoyla daha birlikteyiz. Başlıklarında anladığınız üzere bugün Corolla aracımızın direksiyon kılıfını değiştireceğiz. Üstünde halihazırda bir deri dikmeli direksiyon vardı. Ama bu parlakımsı bir yapı olduğu için özellikle uzun yolda vesaire elimiz terlediğinde bir kayma yapıyordu. O yüzden çok kullanışı rahat olmuyordu. Hem de görüntüsü çok sade olduğu için yeni bir kılıfla değiştirme gereği duyduk. Bu şekilde yarı nubuk, yarı karbon deri, mavi dik yüzüklü ve mavi dikişli olarak hem de aracımızın iç aydınlatmalarına göstergeler vesaire, oralar zaten böyle mavimsi bir tonda, onlarla daha uygun olması için bu şekilde bir kılıf tercih ettik. Bunun dikme işlemini yapacağız şimdi. Aldığımız arkadaş, ben Trendyol üzerinden aldım. İmza direksiyon diye, yanlış bilmiyorsam. Yine aşağı satın alma linkini bırakırım. Dileyen arkadaşlar oradan alabilirler. Çeşitli renkleri mevcut. Bu şekilde iplik ve iğnesiyle birlikte gönderiyorlar arkadaşlar. Görünümü en azından şu ankinden daha güzel olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi biz bu üstündeki halihazırdaki eski direksiyon kılıfını sökeceğiz. Zaten birebir uyumlu değil arkadaşlar. Hani şu kolların buraları vesaire uyumlu değil. Ama olanları da var. Onları da tercih edebilirsiniz. Yine araştırma yaparak bulabilirsiniz onları da. Yine bu şekilde burada yarım kalacak. Amaç zaten direksiyonu korumak. Zaten buralarda yaşa bağlı olarak, kullanıma bağlı olarak deformeler mevcut. Dileyen birebir uyumlusunu da tercih edebilir. Şimdi biz bunu sökeceğiz ve daha sonra bu yeni kılıfımızı dikme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için işi bilen bir arkadaştan yardım alacağız tabii ki. Şu an ben daha önce hiç dikmediğim için ben yapabileceğimi bilmiyorum, zannetmiyorum ama yapılabilir diye düşünüyorum. O yüzden biz işi bilen bir arkadaştan destek alacağız dikmek için. Şimdi biz önce üstündeki deriyi sökelim. Daha sonra da yeni kılıfımızı dikme işlemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kılıfın dikişlerini söktük. Eski kılıf şu anda. Bunu direksiyondan çıkartıyoruz. Ve üstündeki orijinal direksiyon da olabildiğince temiz duruyor zaten. Altında herhangi bir deforme vesaire yok. Şimdi yeni kılıfımızın montajına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz yüzük üst kısma ortalı bir şekilde gelecek şekilde oturtmanız gerekiyor direksiyona. Şekilde göstereyim. Şimdi dikişi aşamasına geçeceğiz. En sıkıntılı, en zor kısım olan dikiş aşaması. Evet, dikiş aşamasına başlarken öncelikle ipimizin uç kısmına şu şekilde kalın bir düğüm atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra iğneyi kılıfın iç tarafından dışarı gelecek şekilde, arkadan arkaya gelecek şekilde geçiriyoruz ve daha sonra üst taraftan şu kenarlarda görmüş olduğunuz yerler var, çizgiler, dikişler. Onların İstersen bir al, istersen içinden iki al, değil geçiriyoruz. mi? Evet arkadaşlar, şu an dikme işlemine biz devam ediyoruz. Şu şekilde bir atlayarak çaprazlı şekilde dikişimize devam edeceğiz. Bu kısmın tamamını çekmeyeceğim çünkü biraz uzun sürecek bir işlem. O yüzden hani dikişin şu şekilde olduğunu görmeniz açısından bir boşluk bırakarak çaprazlı şekilde devam edip gideceğiz bu şekilde. Videonun devamında yine ara ara almaya çalışacağım ben. Özellikle şu kısımlarda nasıl yapabiliriz, onunla ilgili de yine bilgiler vermeye çalışırız.
Şimdilik videoyu duraklatıyorum ben. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir taraf kolun kısmını yaptık şu şekilde. Şuraya şu kemik aletleri dediğimiz benim her zaman kullandığım aletler yardımıyla o bir kısmını içeriye soktuk. Burada herhangi bir iplikte kesme falan yapmadan direkt şu kısmın, bu kolun altından parça, şu direksiyon kılıfının altında kalacak şekilde alttan ipi geçiriyoruz. Daha sonra buradan yine ilk başta başladığımız gibi iç taraftan dışarıya doğru bir iğne yardımıyla ipi çıkartıyoruz. Daha sonra ilk başta söylediğim gibi şu kısmın başında dikmeye başladığımız kısımdaki gibi devam ettirip gidiyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu kolların bağlantı olduğu kısmı ben üstünden sökmüş olduğum kılıfla sizlere daha detaylı göstermek istedim. Formalitede şu şekilde buraya küçük bir düğüm attım, birkaç tane. Şimdi burada sona geldiğimizde şurada kısımda, bak, iğneyi geçirdiğim yerde son şeyi görebiliyorsunuz. Bunu geçiriyorum buradan. Daha sonra bir de bunun karşılığını geçiriyorum. Daha sonra arkadaşlar, şimdi burada işimiz bittiği için bunu karşıya atlatmamız gerekiyor. Karşıya atlatmak için ise şurada bu geçirdiğimiz şeyin, dikişlerin yanında dikiş boşluğu var. Daha rahat geçmesi için iğnenin. Bunu buradan dışarıdan içeriye gelecek şekilde geçiriyoruz. Bunu böyle geçirdiğimiz zaman daha sonra bunu şu direksiyon kılıfının altından almamız gerekiyor. Bunu da alttan geçirmek için karşı tarafa atlatacağımız yere yine bu içeriden dikiş kısmının oradan dışarıya almamız gerekiyor iğneyi. İğnemiz biraz kalın olduğu için zor geçiyor. Evet, bunu da buradan aldığımız zaman şöyle şu ipimizi biraz daha kısaltalım. Aldıktan sonra arkadaşlar burası normale dönüyor artık. Şöyle burada normalden devam ediyoruz aynı şekilde. Dikişimizi atmaya başlıyoruz. Yine ilk başta yapmış olduğumuz gibi sıfırdan başlarmış gibi içerisine. Şöyle bir tane boşluk bırakıp karşıya, yine karşıdan bir boşluk alıp bu şekilde dikişimizi devam ettirip gidiyoruz arkadaşlar. Zaten kollar arasında hepsinde bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şu an tabi boş direksiyon olduğu için, hani altında herhangi bir doluluk olmadığı için kılıfın dikişler tam şey olmuyor ama aynı şekilde devam edip gidiyoruz. Yani buradaki mantık, ipi kesmeden şu kılıfın altında kalabilmesi için buradan bitirdiğimiz noktada dışarıdan içeriye alıyoruz. Daha sonra kılıfın altından geçirip karşı taraf geçtiğimiz yerden de içeriden dışarıya sıfırdan başlarmışçasına tekrardan dikişimizi, iğnemizi, ipimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı bu şekilde anlatmak istedim sizlere. Çünkü kılıfı, yani direksiyona dikerken en önemli ve en püf noktası diyebileceğimiz yer bu kısım. O yüzden burayı sizlere daha detaylı bir şekilde anlatma gereği duydum. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu an hemen hemen yarıya geldik ve yaklaşık olarak 15-20 dakikaya yakın bir süre oldu. Dediğim gibi zahmetli bir iş gerçekten. O yüzden ustamıza da buradan teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde bir atlayarak dikme işlemine devam ediyoruz. Hatta şu kısımdan gördüyseniz bu şekilde bir şekli çıkıyor arkadaşlar ortaya. Biz şimdi dikme işlemine devam edelim. Daha sonra bundan sonra bitmiş halini gösteririz arkadaşlar artık. Zaten kısımlar hemen hemen ayrı. Sadece şu bir alt kısımla şu yan taraf kaldı. Geçmeli olan yerler. Oralarda yine aynı mantıkla aşağıdan alacak şekilde ipi tek parça halinde
dikme işlemine devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ve direksiyon kılıfımızın dikme işlemi tamamlandı. Şu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntüye sahip oldu. Şöyle dikim şeklini sizlere göstereyim arkadaşlar. Bir atlayıp bir boş bırakarak yaptığınız şekilde bu şekilde bir dikiş görünümüne sahip oluyorsunuz. Evet, videomuz bu şekildeydi. Bir kısmında ben de diktim. Daha önce hiç dikmemiştim. Zaten ben herhangi bir bilgim yoktu. Sağ olsun abimiz bize de gösterdi. Yardımcı olduk kendisine. Evet arkadaşlar, videoya kısa bir sürüşten sonraki izlenimimi de eklemek istedim. Eski kılıfa göre, deri parlak olan kılıfa göre tabii ki daha iyi. Çünkü o parlak olduğu için demiştim ya, hani el terlemesinde vesaire uzun yolda özellikle direksiyon kayıyordu böyle elimizde ıslak olduğu için. Bunda herhangi öyle bir izlenim vermedi şu an için. Özellikle şu nubuk olan kısımların hissiyatı çok güzel olduğu için özellikle sürüş esnasında oradan tutmak daha bir güzel oluyor. Bu da yine sadece şu birleşim yerleri biraz kalın. Bu da parça parça olduğu için haliyle normal. Ama onun haricinde eskiye göre sanki bir tık daha ince gibi geldi. Direksiyonun kalınlığı yani bir tık daha incelmiş gibi geldi bana. Bilmiyorum, belki yeni olduğu için ya da malzeme farkından dolayı da olabilir bu. Onu da söylemek istedim. Bir de biraz önce söylemeyi unuttum normal bittikten sonra. Yaklaşık bir saat kadar sürdü dikme işlemimiz. Arada yine demiştim, ben de aldım. Dikme işlemine ben de yardım ettim. Hem nasıl yapıldığıyla alakalı bilgi sahibi olmak için. Oldukça basit. Sadece dediğim gibi şu yani bu ne diyeyim buna, şu kısımların birleşme yerleri yani simidin çıkıntılarının olduğu yerler. Oralarda biraz sıkıntı yaşadık. Yani daha doğrusu ben şey yapmadım ama ben dikseydim kendim hiç bilmediğim halde oraları sanırım yapamazdım. Ama dediğim gibi abimiz sağ olsun eli yatkın olduğu için hem de bir döşeme işleriyle uğraştığı için herhangi bir sıkıntı olmadı. Dediğim gibi şu altlardan tek parça halinde bütün direksiyona dikme işlemini tamamladık. Hatta şu şekilde şu kadar da bir ipimiz arttı arkadaşlar. Bir boşluk bir dolu yaparak buna sahip olduk. Daha sık da dikebilirsiniz ama şuradaki şekiller için bir boş bir dolu olması daha iyi oldu. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.